Sıradaki panelistimiz Acıbadem Proje Yönetimi'nden Mekanik Grup Sayın Sefi Bora Atay, alkışlarınızla davet ediyorum kendisini. Hoş geldiniz. Sağ olun. Herkese merhabalar. Ben Bora Atay. Öncelikle bu güzel toplantıyı hazırladığı için Evren Bey ve Borusan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, tıp sektöründe gelecekte bizleri neler bekliyor? Günümüzdeki tıp sektöründeki gelişmeler ve bu gelişmelerin iyimesine baktığımızda aslında bu sorunun cevabını vermek oldukça zor. Tecrübeli doktorlarla konuştuğumuzda okuldan mezun olduklarında önlerindeki 10-15 yılı rahatlıkla görebildiklerini, fakat şu andaki sektörel gelişmelere bağlı olarak 5 yılı bile tahmin etmekte zorlandıklarını söylüyorlar. Kabaca bir hastane projesinin finansmanının ve medikal planlamasının yapılmasıyla mimari ve diğer disiplinlerin oluşturulmasını kabaca 1-1,5 yıl, ihalelerin yapılıp hastanenin inşaatının başlayıp tamamlanması yine orta ölçekli bir hastane için 3-3,5 yıl, yine devreye alma süreci, ruhsatlandırma süreci, tıbbi ekipmanların devreye alınması 3 ay 4 ay gibi düşünürsek zaten bir hastane fikrinin oluşmasından içeri hasta girene kadar geçen süreç aşağı yukarı 5 yıl. Bu 5 yıl içinde ilk başta düşünülen sistemlerin, tedavi sistemlerin veya tıbbi cihazların artık eskide kalmış olması veya değişmiş olma ihtimali çok yüksek. Yapım kararı alınmasıyla birlikte hastaneye hasta girene kadar olan bu süreçte yapılan tasarımın ve altyapıların bu değişikliklere izin verecek şekilde olması gerekiyor. Aynı şekilde bir hastanenin ömrünün 30 ila 40 yıl olduğunu düşünürsek, aslında günümüzde İstanbul'da örneklerini verebileceğimiz Vakıf Gureba Hastanesi, Haseki Hastanesi, Çapa Hastanesi veya Amerika'da Harvard Hastanesi veya Almanya'da yine örnekleri var. Bu hastaneler 50-60 yılı devirmiş durumdalar. Ve bu tıp sektöründeki gelişme içinde yine o eski hastaneler ayakta kalabiliyorlar. Tıbbi cihaz teknolojisi ve tedavi yöntemlerinin her geçen gün değişmesi ve gelişmesi kaçınılamaz ve öngörülemez olduğu günümüzde mekanik tesisatların da büyümeye müsait ve esnek yapıda kurulması gerekmektedir. Tabii bunu yaparken de fazla bir dizayn yapmamamız lazım enerji verimliliğini de göz önüne alarak. Örneğin soğutma borularını bir çap büyük seçmek veya kolektörde boş bir ağız bırakmak, mekanik odanın büyümeye müsait olması gibi örneklerle ileriye dönük altyapılar mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet, 10 yıl önce bir ameliyathane aşağı yukarı, yani 45 metrekare bir ameliyathane 10 yıl önce büyük sayılabilecek bir ameliyathaneydi. Şu anda 60 metrekare ameliyathaneler her yerde karşılaşabileceğimiz boyutta ameliyathaneler haline geldi. Ameliyathanenin içine cihaz ve tıp sektörü geliştikçe ameliyathanenin içine şekilde gördüğünüz gibi cihazlar girmeye başladı. Bu cihazlar ileriki tarihlerde çok daha fazla ameliyathanenin içinde görmeye başlayacağız. Artık burada gördüğünüz ameliyathaneler gibi hibrit ameliyathaneler furyası başladı. Hemen hemen yeni projelerin hepsinde bir hibrit ameliyathane adı altında ameliyathaneler yapıyor. Bu ameliyathanelerde aşağı yukarı 70-80 metrekareler anca bahsediliyor. Cihaz teknolojisi geliştikçe, görüntüleme cihazları geliştikçe bu metrekarelerin 100-120 metrekarelere gitme olasılığı oldukça yüksek. Tabii görüntüleme cihazları ameliyathanelerde olmasının en başlıca sebeplerinden biri hem vaka sırasında alınan görüntülerle vakanın hızını arttırıyor ve ameliyatın daha kesinleşmesini, daha iyi bir müdahale yapılmasını sağlıyor. Aynı zamanda ameliyathanelerin yanlarında artık yine hibrit ameliyathaneden gelen hem görüntüleme cihazları hem de bir MR cihazı da gelebilir. Bu MR cihazının şöyle şekilde gördüğümüz bir MR cihazı, herhalde herkes MR cihazını tanıyordur, ya kullanmıştır ya bir yakını kullanmıştır. MR cihazı
içinde bir magnet olan ve bu magnetin sağladığı manyetik alanla görüntüleme sağlayan bir cihazdır. Bu cihazlarda her MR cihazının, bunlar 1 Tesla, 1,5 Tesla, 3 Tesla olarak şu anda günümüzde Türkiye'de kullanılıyor. Bu Tesla dediğimiz içindeki magnetin gücünü ifade ediyor. Her MR cihazının ve bu magnetin gücü arttıkça da soğutma kapasitesi, yani cihazın soğutması, soğutma yükü de artıyor. Bir MR cihazının bir gaz çıkış borusu ve bir kendine ait magneti soğutan bir chilleri olmak durumundadır. Ayrıca cihazın bulunduğu odada aşağı yukarı bir 2,5 kW ve cihazın hemen yanında bulunan odada da teknik odasında, panoların olduğu teknik odasında da 10 kW bir soğutma yüküne, soğutma yükü vardır. Bunu bir şekilde soğutmamız lazımdır. Ve bu cihazlar bundan yine 10 yıl önce hastanelerde şu andaki sayısının yarısından daha azdı. Şu anda Türkiye'de 800 tane kurulu MR cihazı var. Bunların 64 tanesi bu yeni nesil dediğimiz 3 Tesla MR. Ve bunlar hepsi mevcut hastanelere girdi. Orada soğutma altyapıları yoktu ve bir şekilde oralara soğutma altyapısı gelmesi gerekti. Ve işte bir chiller hattının çekilmesi gerekti. Yine gaz atış borularının bir şekilde orada konuşlandırılması gerekti. Evet, burada gördüğümüzde bir 7 Tesla MR. Şu anda bir oda büyüklüğünde. Henüz ticari kullanıma açılmış değil, fakat testleri şu anda Almanya'da yapılıyor ve Almanya'da da kullanılan, üniversitelerde kullanılan bir cihaz. Ve bunu da birkaç yıl içinde yine ticari olarak Türkiye'de de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Tabii bu cihazlara yeterli soğutmayı veremediğimiz takdirde, özellikle pano odasında sıcaklık 27 dereceyi geçtiği anda cihaz off durumuna geçiyor, kendini korumaya alıyor. Tabii burada kaybettiğiniz enerji, hastalar mağdur oluyor, hastane mağdur oluyor gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yine başka bir kanser tedavilerinde özellikle çok büyük gelişmeler var. Radyoterapi cihazlarında çok büyük gelişmeler var. Burada gördüğünüz bir proton tedavi cihazı. Şu anda parçacık hızlandırma tekniğiyle kanser hücresine müdahale edilmesi için üretilmiş bir cihaz. Çok ciddi bir soğutma yükü var, çok ciddi bir hava değişim sayısı var içinde beklenen. Yine gaz atışları, gaz çıkışları ve bunlar şu anda mevcut hastanelerde yine önümüzdeki yıllar içerisinde görmeye başlayacağımız cihazlar. Ve Türkiye'de de bununla ilgili hem devlet hem de özel bir hastane bu cihazın hastanelere akuple şekilde çalışması için görüşmeler yapmakta. Yakın tarihte bu cihazları da hastanelerde görüyor olacağız. Sonuç olarak gelecekte hastane ve tıp fakültelerinde sektörel gelişmeler çok hızlı ve bu hıza mekanik tesisat olarak bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Yine büyümeye müsait hem yerler bırakmalıyız hem de bu gelecekte karşılaşacağımız bu cihazların altyapılarını karşılayacak şekilde dizaynlar yapıp profesyonelce bu gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor. Evet, benim de sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.